Herkese iyi akşamlar. Herkes hoş geldi. İyi akşamlar diliyorum. Alp Hoca geldi. Hemen canlı yayınımızı başlatıyoruz. Oyunlaştırma günlüklerinde bugün çok keyifli bir tool var. Tospa. Kodlama yapacağız. Sevgili Alp hocamız da geldi. Hoş geldin hocam. Şahane. Sesim geliyor umarım. Sesin çok güzel geliyor. Görüntü de çok güzel olmuş. Tamam, süper. Tavsiyeni dinledim bu sefer. Evet. Hoş geldin hocam. Hoş bulduk. Merhabalar herkese. Güzel bir yayın olur inşallah. Hoş geldin. Nasılsın hocam? Yeni duruma alışmaya ve hayatta kalmaya çalışıyoruz toplum olarak, öyle söyleyeyim. Sağlık olsun diyorum yani. Genel olarak sağlık olsun, öyle diyeyim. Evet, bugünleri de inşallah geride bırakacağız. Biz oyunlaştırma günlüklerinin bugün ikinci haftasında dördüncü günündeyiz. Çok keyifli bir deneyim devam ediyor. Öncelikle geçen hafta oyun sektörünü incelemiştik. Bu hafta da kodlamayı biraz girdik, katılımcıların talepleriyle diyelim. Kodlama da çok güzel bir konuymuş hakikaten. Sevgili Düşyer'in kurucusu Ayşe Şule Bilgiç'le başladık. Onlar da kodlamaya yakın zamanda çok önemli kitaplar çıkardılar. Kitaplarımızı da zaten hem ödül olarak dağıttık hem de biraz anlattık, sağ olsun. Kitapta küçük bir yerde bana ayırmıştı. Salı günü önemli olduğunu gördüğüm, çünkü hani kızım da Bahçeşehir Koleji'ne gidiyor. Orada Kodris kullanıyor. 3000 okulla anlaşmışlar. Türkiye'deki herhalde en önemli oyun, yani kodlama, oyun tabanlı kodlama yazılımı Kodris'in kurucusu. Aynı zamanda benim çok sevdiğim öğrencim. Kısmet oldu, ders verme şansına bulunduk. Koray Üzel'i aldık. Dün de benim çok sevdiğim, çok ilham aldığım, çok görüşmekten sonra da çok böyle benim için kafa açıcı olan Bager Akbay hocamızı aldık. Çok da keyifli bir sunum oldu. Kendisinin Scratch kitabını da hediye ettik. Bugün de bu arada bugünkü katılımcılarımıza sürpriz bir ödülümüz de var. Bu Tospa Kutu oyunundan şanslı bir tane katılımcımıza hediye vereceğiz diyorum. Bugün de aramızda oyunlaştırma günlüklerinde Alp Ar hocamız, Tospa girişiminin kurucusu, eğitimci, akademisyen. Kendisini şimdi bize tanıtacak. Oyunlaştırma günlüklerinde nasıl bir yolculuğu var? Hem Alp hocamızı bir tanıyalım, hem de katılımcılarımız da yavaş yavaş geliyorlar. Devamında biraz Tospa'ya gideceğiz hocam. Seni tanıyalım öncelikle. Ben bilişim teknolojileri öğretmeniyim temel olarak. Bu öğretmenlik kimliğimi çok önemli buluyorum. Çünkü aslında yaptığım her şeyin temelinde bu öğretmenlikten gelen tecrübeler var. Bunları yansıtıyorum. Marmara Üniversitesi'nde bilgisayar öğretim teknolojilerinde doktora öğrencisiyim. Dolayısıyla aslında bakarsanız yaptığım ürünlere hem tecrübemi hem de buradaki akademik bulguları giydirmeye çalışıyorum ve böyle tasarlamaya çalışıyorum. Bu yüzden de biraz sanıyorum yaptığımız şeyler piyasadan biraz farklılık gösteriyor. Bunun da önemli olduğunu düşünüyorum. Yani evet, piyasadaki ürünler çok değerli ama biraz daha böyle tarihi yollara sapmanın da güzel olduğunu düşünüyorum. Onun dışında da sosyal girişimcilik kimliğimiz var. Henüz daha birinci yılımızdayız sosyal girişim tarafından. Bir buçuk yıl oldu aşağı yukarı sosyal girişim tarafında. Bir de sosyal girişimle ilgileniyorum. Uzun süredir böyle bir çözüm ararken, yani nasıl olacak bu dertlere, nasıl çare arayacağız falan, sosyal girişimin tam aslında bizim aradığımız yeni model işletme diyeyim ya da yeni çağın işletmesi olduğunu gördük ve buradan bir kapı açmak istedik. Genel olarak böyle söyleyebilirim. Hemen sorayım hocam. Normal bir akademisyen, ülkemizde çok sayıda akademisyen var. Hmm. Ben bazen beraber iletişim kurmak zorunda kalıyoruz, sohbetler ediyoruz. Hepsi çok yoğun oluyorlar, hepsi tez yazıyorlar, hepsi gerçekten kendi gündemlerinde oluyor. Sen de yoğun bir akademisyendin, biz seninle çok eskiden tanışıyoruz. Ama nasıl oldu da fikir olaraktan böyle bir kodlama fikri ilk nerede çaktı? Ve devamlı bunun altını gerçekten o yoğunluğunuzda diyelim, nasıl doldurdun? Bayağı eskilere gitmek gerekiyor. Şans eseri 2012 yılında kodlamayla çocukları buluşturan ilk isim Papert diye çok ünlü bir düşünür var. Aynı zamanda yapay zekanın da böyle kurucuları arasında. Onun çalışmaları geçti elime. Bir nedenle okumuş bulundum.
Ve oradan çok etkilendim. Onun öğrenme teorilerinden etkilendim. 2012 yılında daha henüz Codorc yoktu. Ve onunla ilgili ufak böyle bir bildiri yayınladım. O bir kenarda durdu. Sonra bir anda işte çocuklara ya da erken dönemde kodlama eğitimiyle ilgili bir böyle popülerleşmeye başladı. Bir dalga yayılmaya başladı. Hatta 2015-16 yıllarında Türkiye'de çok ciddi tartışmalar oldu. Kodlama dersi gelmeli mi, gelsin mi, gelirse nasıl gelsin gibi böyle tartışmalar dönüyordu. Bu tartışmaların içerisinde ben de yüksek lisans yapıyorduk. Seninle de tanışıklığımız aşağı yukarı o dönemler. Senin ilk kitabını çıkardığın dönemler. Benim de tam yüksek lisans tezimi oynaştırma üzerine böyle bitirmeye çabaladığım dönemlerdi. Ve orada şunu fark ettim. Yani evet, Türkiye'de bununla ilgili çok fazla tartışma var. Kodlama ile ilgili çok tartışma var. Belli ki bu bir şekilde entegre edilecek. Fakat öğretmenlerin kolay ulaşabileceği, çocuklara kolaylıkla onun üzerinden anlatabileceği bir araç yok. Ve bunun da fiziksel bir ortamı da yok. Yani okullarımızın yetersizlikleri belli. Her okul aynı imkanlara sahip değil. Bir okula gidiyorsunuz her şey var ama başka bir okulda çok az bir donanım var. Çok sıkıntılı şartları var. Dolayısıyla bu bir şekilde eşitlenmeliydi bu imkanlar ve kodlama eğitimi geldiğinde de bu eğitim o basit araç üzerinden verilebilmeliydi. İşte o dönemdeki oyunlaştırma çalışmanın da etkisiyle, eski o Papert'ın çalışmalarının da etkisiyle TOSBA o şekilde çıktı. Yani dedik ki öyle bir şey yapalım ki, öyle bir oyun olsun ki bu, öğretmenler kolaylıkla ulaşsın, bunu sınıflarına kolaylıkla yaysınlar, orada oynansın ve o araç üzerinden kodlamayı öğretebilsinler. İlk çıkış tarihi 2016 sanıyorum Mart ayı gibi. Mart. Birinci versiyon. Birinci versiyon sınırlı bir kitle tarafından kullanıldı. Ya da ben öyle düşünüyorum çünkü takip etmiyordum o dönemde. Yani kaç kişi indiriyor, kaç kişi kullanıyor sadece bana dönüşler oluyordu. Hocam işte şurası güzel, şurayı değiştirebiliriz. İşte kara tahtaya tosbağayı çizenler falan, fotoğrafını atanlar falan böyle bir amatör bir dönemdi. O dönemde o basit bir şey araştırması gibiydi. Tasarım temelli bir araştırma gibi düşünmüştüm ben. Ve işte öğretmen ihtiyacını karşılasın gibi düşünmüştüm. Neden devam etti derseniz öğretmenler devam etmek istedi. Yani hani diyorsunuz ya çok yoğunsunuz. Neden işte sen nasıl yapıyorsun, yaptın bunları falan. Çünkü öğretmenler istedi. Yani biz onların derdini çözdük. Onlar da bunu bırakmayın, devam edin dedi. Burada sözünü etmeden geçemeyeceğim. BTE Derneği'nden mesela çok fazla arkadaşımızın desteği var. İlk versiyonu BTE Derneği'nin Yaratıcı Çözümler Ödülü'nde ilk ona girdi falan. Mesela dolayısıyla sürekli böyle bir komünite arka taraftan bu çalışmayı sürdürmek için bizi itti. 2017'nin Ağustos ayında sanıyorum ikinci versiyonu yayınlandı. O versiyonla birlikte zaten Türkiye çapında artık tanınır hale geldi. O dönem kodlama daha yeni milli eğitimde zorunlu ders ya da zorunlu konu diyeyim haline gelmişti. Fakat örneğin bir öğretim kılavuzu yoktu. Öğretmen kılavuzu yoktu. Milli eğitimin yani bir hazırlığı yoktu. Oysa TOSBA'nın videoları vardı. Öğretmen kılavuzu vardı. Dolayısıyla internetten çok kolay ulaşılabiliyordu. Ve ilk belki bir yıl boyunca, o bir yıl boyunca öğretmenler gerçekten onu indirdiler, kullandılar, denediler, bana dönüş yaptılar, fotoğraf yolladılar. Ve dolayısıyla bu artık öyle bir noktaya geldi ki, evet bu çok güzel bir noktadayız ama öğretmenlerin hala bizden istekleri var. Biz bunu bir adım daha öteye nasıl taşırız? Bunun çalışması içerisine girdik. Okullarımızdaki imkanlar sınırlı. Buna da belki bir çözüm üretiriz diye bir sosyal girişime evirmeye çalıştık. İşte 4 tane arkadaşım benimle birlikte bu yolculuğa çıktılar, dahil oldular. Aslında arka tarafımız da bir komünite işte dediğim gibi yani ne desek işte yardım eden ya da işte sorduğumuzda destek olan arkadaşlarımız var. Ama böyle bir 5 kişilik çekirdek ekiple bunu sosyal girişime dönüştürelim istedik. Nedir bu? Bizim ihtiyacımız neydi? İşte okullarda kodlama materyalleri yok mesela. TOSBA'nın çıkış amacı bu. O zaman şöyle bir model geliştiremez miyiz diye düşündük. Biz TOSBA'yı bir son kullanıcı, bir aile ürününe dönüştürsek ve bunun satışından elde edilen gelirin bir kısmıyla da devlet okullarına imkan sağladık. Yani biraz hani zenginler alıp böyle fakire vermek gibi düşünebiliriz böyle. Robin Hood'çuluk oynamak gibi. Robin.
Sosyal girişimin temeli bu zaten. Yani bir değer üreteceksiniz. Oradaki değeri alıp başka bir yere fayda olarak sunacaksınız. Sosyal sorumluluğun sorumluluktan farkı da bu zaten. Yani sosyal sorumluluk sürekli bir yerden bir bağış bekler. Ama sosyal girişim bağış beklemez. O kaynağı kendi oluşturmaya çalışır. Dolayısıyla biz de bu yönteme yani sürdürülebilir olmalı çünkü. Yani ben yarın burada olmayabilirim. Hiçbir arkadaşım burada olmayabilir ama TOSBA var olduğu sürece bu okullara bir şekilde fayda sağlamaya devam edecek. Yani ben şunu söylüyorum, öğretmenler tarafından öğretmenler için yapılan bir çalışma TOSBA aslında. Böyle söyleyebilirim. Yani hocam biraz böyle TOSBA'yı ilk kez duymuşlar için de TOSBA'nın yolculuğunu güzel özetledik. TOSBA şu anda çıkış yolculuğu olarak aslında bir kağıt tabanlı diyelim. Tamamıyla fiziksel bir CS hani unplug diye geçen terimler var. Dün de biraz Bagel Hoca ile konuşmuştuk. Tamamıyla kağıt üstünden kodlama üstünden giden bir hikayeyle başladı ilk dönemler. Çok yaygınlaştı ki burada işte biraz hani eşitsizliği de çözmüş oldu. Çünkü ben şu anda da duyuyorum bu arada. Yani benim işte ailem, babam, abim Fethiye'de mesela orada bazı okullarda internet çok kötü. Burası gibi değil. EBA TV falan da takip ediyorlarmış. Yani hani online bir platform değil. Hocaları telefondan, FaceTime'dan arıyormuş falan. Hani birebir öyle toplu falan bir şey yokmuş. Orada mesela gördük Anadolu'da da kodlamayı Scratch'le yapalım falan. Onlar pek olmuyor. Dediğin gibi çok önemli bir adalet sağlamak için bir yola çıkmış oldunuz. Ekibe de katılanlar oldu. Gördüm Tuğba hocamız. Ben çok seviyorum onu. Kulağı da çınlasın. Yani tanımadıklarım da vardır ama Murat hocamız, Çingiz hocamız, Selim ve hepsine İhsan'a selam da böyle olsun. hepsine selamlar buradan. Onlar olmasa yani bu aşamaya kesinlikle gelemez hiçbir şey. Hep derim yani böyle sever misiniz bilmiyorum ama Edward Norton'un bir filmi vardı böyle American Steroids diye. Orada bir sözü var ve çok şöyle diyor. Bir serseri olmak yetmez, bir şeyin parçası olmalısın diyor. Yani ekip yoksa hiçbir şey yok. Ekip candır diyorum. Selam söylüyorum herkese. Evet, çok selamlar Tuğba hocamıza da. Zaten bu ekiple beraber biraz tabii işte büyümeye başlandı işler. Tosman'ın bir numaralı hayranı geldi. Bunlar büyüyünce tabii ki dijitalleşme. Yani kod.tosba.org galiba. Oraya Tuğba hocamız belki yoruma da yazar. Şimdiki son dönemde dijital kodlamaya da geçme gibi bir konu oldu. Hocam neden, nasıl, ne durumda dijital ve bunun hangi yerinde nasıl konumlandırmak istiyorsunuz Tosbağ'ı? Yani aslına bakarsanız şöyle dijital tarafa çok yüklenmiyoruz. Dijital tarafta bazı projelerimiz var, yapmak istediklerimiz var ama yaptığımız zaman yine herkesin gittiği yolları takip etmeyeceğiz, onu söyleyebilirim. Biraz farklı. Ben bu haftaki bütün programları aşağı yukarı dinledim. Ve sen şunu çok net görüyorum. Sen bir veli olarak, bir anne baba olarak yani sonuçta bir arayış içerisindesin. Bunu görüyorum. Şu hissiyatın var. Ya tamam da bir şey olmuyor diyorsun aslında, değil mi? Öyle bir hissiyat sezdim ben senin. Bütün bu olmayan şeyin neden olmadığını ve nasıl olacağını çözmeye çalışıyorsun aslında arka planda. Konuklara da bunu soruyorsun. Biraz şunla alakalı bu. Araçlara çok fazla odaklanıyoruz. Yani bir aracın dijital olması onun mutlaka o faydayı sağlayacağını garanti etmiyor. Evet, dijital araçlar çok faydalı eğer doğru kullanılırsa. Eğitim teknologları bunu daha iyi açıklar. Fakat öyle kullanırsınız ki hiçbir faydası olmaz. Biz bir dijital araç tasarlamak istiyoruz ama bu biraz daha böyle destek amaçlı. Şu anki kod.tospa.org aslında ufak bir öğretici. Yani ben hadi gireyim böyle bir saat, 2 saat içerisinde temel kodlamanın temel kavramlarını öğreneyim diyorsanız ona girip 2 saat içerisinde böyle ufacık bir yolculukta zaten sonunda şeye yönlendiriyor yani board game'e yönlendiriyor. Tamam hadi artık kavramları öğrendin git şey Kendin oyunu. yap, kendin challenge'ını yap diyor falan. Biz Aynen. yapıyoruz. Fiziksele dön. Hadi sen de yap falan diye. Buna yönlendiriyor. Biraz burada şey var yani belki de şununla alakalı bu ailelerdeki yaklaşımlar ya da hayal kırıklığı demeyeyim ama bunun reklamı biraz farklı yapılıyor. Yani kodlamanın reklamı farklı yapılıyor ama mesela neden kodlama öğretildiği çok net açıklanmıyor. Yani herkes kodlama öğrenmeli diyoruz, her çocuk kodlama öğrenmeli diyoruz ama neden öğrenmeli
kısmını çok net açıklamıyoruz. Böyle slogan sözler kullanıyoruz. İşte 21. yüzyıl yeterlilikleri diyoruz mesela. Kodlama var içinde diyoruz. Her çocuk mutlaka öğrenmeli. Aslında mesele şu. 21. yüzyılın yeterliliklerinin içine bakarsanız aslında kodlama yok. Onu da söyleyeyim. Ama şu var. Kodlama o 21. yüzyıl yeterliliklerini öğretmek için en iyi araçlardan bir tanesi. Yani eğer bir çocuk kodlama öğrenirse o 21. yüzyıl yeterliliklerini zaten kazanmış oluyor. Eğer tek tek bakarsanız bir programcının sürekli yaptığı şeyleri orada görürsünüz. Yani bunun altını daha iyi doldurmak lazım. Aileler şu beklentilere girebiliyor. İşte çocuğumuza ilk öğretim okulunda işte kodlama dersi aldırdık. Bu çocuk işte çok iyi programcı olacak. İşte ne bileyim Mark Zuckerberg olacak falan. Bu beklentilere girenler olabiliyor. Biraz da şöyle düşünmek lazım. Hepimiz mesela Türkçe dersi aldık. Hepimiz dil bilgisi, kompozisyon derslerini aldık değil mi? Ama Yaşar Kemal bir tane var. Yani hani buradan yola çıktığımız zaman bu şu demek değil. Bu dersler gereksiz mi demek? Hayır, gereksiz değil. Kesinlikle alman gerekiyor. Ama herkes aynı seviyeyi gösteremiyor. Bunun güzelliği ne? Herkes bunu aldığı zaman içerisinden gerçekten çok yetenekli çocuklar çıkacak. Gerçekten. Bunları süzmek güzel. Bir de o çocuklar belli bir yaşa geldiklerinde çevrelerindeki dünyayı daha iyi anlayacaklar. Daha iyi kavrayacaklar. Bilinçli, hani dijital, sen dün sanıyorum söyledin, DQ dedin ya, hani dijital vatandaşlık meselesi, yani bunu çok daha iyi süzecekler, kavrayacaklar. O yüzden her çocuğun kodlama öğrenmesi gerekiyor. Yoksa biz kesinlikle herkes mutlaka programcı olsun, işte o mesleği yapsın demiyoruz. Dijital tarafta da ürün tarafında dediğimiz gibi yani bazı planlarımız var. Bir şeyler yapacağız. kod.tospa.org'u geliştireceğiz. Ama şu anda iyi örnekler var. Kodis bir tanesi, örneğin Türkiye'deki iyi örneklerden bir tanesi. Yani o kulvara girmeyeceğiz. Yani orada başka şeyler planlıyoruz biz. Kodlamanın sosyal tarafına odaklanmak istiyoruz ve o taraftan yürüsün istiyoruz. Şu kadar, şöyle sadece şunu söyleyeyim. Her kutumuzdan bir tane tekil unique kod çıkıyor. Sizden de çıktı sanıyorum daha önce. Evet, şurada var da. Ben onu ufak ufak göstereyim. Sen devam et hocam. Evet, o kod sayesinde sisteme giriş yapabiliyorsunuz. Ve o kod ileride başka şeylerin kapısını açacak. Sadece onu söyleyeyim. Dijital tarafta öyle planlarımız var. Dijitale çok yüklenmeden İyi olduğumuz tarafta, fiziksel tarafta devam etmek istiyoruz. Çizimler de çıktı, güzelmiş. Evet, benim kızımın şu kenarda bir kalp vardı. Ha, buldum. Tamam. Ha, evet. Evet, o kalbin bir anlamı var. Belki hani ödül vereceğiz dedik ya, bir tane kodlama oyunu vereceğiz dedik. Evet. Onun da sorusunu sormak güzel olur. Şimdi Buyurun. şurada kutuda bir kalp var arkadaşlar. Bu kalbin neyi temsil ettiği web sitemizde tosva.org'da yazıyor. Biz her kutudan aldığımız gelirle Türkiye'deki bilgisayarsız okullara destek olmak amaçlıyoruz. Ve bu okulları da bir web sitesinden seçiyoruz. Bu web sitesinin adresi bizim tosva.org'da var. O adresi yazarsanız size oyunu hediye edeceğiz. İlk yazan arkadaşa size hediye Oo. etmiş olacağız. Oo, çok güzelmiş. Burada biraz kopya vermiş oluyorum ben ama Evet, olsun. ilk yazan arkadaşa inşallah evet, yazan Nilgün hocamız oldu galiba. Doğru yazan. Bakıyorum. Evet, Tam böyle değil sanıyorum. mi? Doğru mu? Ben şuradan çok net bakamıyorum şeyden. Bakayım. Ben Aynen diyorum öyle. Nilgün hoca. Nilgün hoca kazandı gibi gözüküyor. Tebrik Tebrik ediyorum. ediyorum. Çok Çok iyi. çok hızlı oldu. Tebrik ediyorum. Hayallerimvar.org bizim bir yan projemiz. Aslında sözü getirmek istiyorum. Hayalimvar.org Türkiye'deki bilgisayarsız okulların haritasını çıkarıyor. Ve çok ufak bir zaman diliminde, belki bir haftalık sadece bir lansmanla Türkiye'den 750 tane okul kaydı oldu. Ve bu okulların neredeyse üçte ikisinde bilgisayar yok. Gerçekten bilgisayar sınıfları eksik. Amacımız bu okullara bir şekilde kodlama materyalleri göndermek. Bunun duyurusunu yapmak istiyorum. Hani bu projede eğer çalışmak isteyen arkadaş varsa ya da paydaş olarak bizimle hareket eden kurum varsa
durumlar varsa birlikte mutlaka işbirliği yapmak istiyoruz. Çünkü şunu hani şuna hep inanıyorum ben, yani rekabete değil de işbirliğine çok inanıyorum. Rekabetten de güzel şeyler çıkıyor ama işbirliği kadar uzun süreli olmuyor. Dolayısıyla bu projede paydaş arıyoruz ki okullarımızın bu sıkıntılarını telafi edelim. Tekrar söylüyorum, eğer takipçiler arasından okulunu kaydetmeyen varsa hayallerimvar.org'a, oraya okulunu Hocam kaydetsin. bunu biz de duyuralım. Yani ben Genfet'ten de duyurayım, ben de duyurayım. Bunu duyurduğumu hatırlamıyorum. Tospa'yı çok duyurduğumuzu hatırlıyorum. Çok katılıyorum sana. Çok da güzel bir projeymiş. Hayallerimvar.org. Hatta biz de belki nasıl hani etkinlikler veya etkinlik dışında destek olabiliriz konuşuruz. Bilgisayarsız okullara bunu göndermek gerçekten çok büyük bir sosyal etki yaratabilir. Ben çok kısa da olsa biraz kutudan da bahsetmek istiyorum. Daha önce çünkü görmeyenler olmuştur. Çok teşekkür ederiz bana da göndermişsiniz. Biz bayağı bir oynadık. Gördüğün gibi şu halde şu an. Zeynep çok sevdi. Şimdi şöyle yani zaten yön şeyleri çıkıyor. Böyle yerleştiriliyor ve burada kartlarımız var. Kartlar birden 30'a kadar diye hatırlıyorum. Sıralı küçük görevlerden başlıyor. Böyle basit. Bu setup'ı buraya yerleştiriyorsunuz. Sonra çocuk hani işte bu yönleriyle beraber bunların şunu kenara koyaraktan yönlerini koyuyor. İşte iki tane böyle gitsin, üç tane böyle gitsin. O standart kodlama mantığı. Sonradan tabii ki zorlaşıyor ve minimal bir şekilde yapmanız isteniyor. İşte daha fonksiyonları, tekrarları kullanaraktan gitmesi. Bunlar varacağı hedef. Tosbağa bulamadım valla canlı yayın azizliği. Bayağı bir burayı karıştırmışız. Tosbağalar var çünkü bizimki kırmızı tosbağayı çok sevdi. Renklerle hiç ilgilendiniz mi bilmiyorum ama benim kız avatarları tutuk yani böyle renkleri falan değiştiriyor. Güzel. Netflix'teki avatarlarla dakikalarca uğraşıyor falan inanamazsın yani hani hakikaten. O yüzden bu avatarlarımızı koyuyorsunuz tosbağalarımızı renklerini kırmızı olanı alıyor. İlla kırmızı istiyor falan. Böyle bir kutu oyunu. Bunu bu arada satın alabiliyorlar mı? Yani sosyal kısımdan Evet, ayrı evet. onu da söyleyelim. Aynen öyle. Tosba.org'a girdiklerinde şu anda Abaküs kitaptan satıyoruz. Abaküskitap.com üzerinden satıyoruz. Tosba.org'a girdiklerinde satış ortaklarımızın linklerini bulacaklar. Oradan satın alabilirsiniz bu ürünümüzü. Şunu söyleyeyim mesela, aslında bu bir öğretmen materyaliyken biraz böyle ailelere yönelik bir şekle dönüştü. Son kodlama haftasında Türkiye çapında sanıyorum 500'e yakın TOSPA etkinliği düzenlendi o hafta içerisinde. Dolayısıyla öğretmenlerin çok sevdiği ve bizden bağımsız düzenlenen etkinlikler bunlar. Öğretmenlerin çok sevdiği bir materyaldi. Ama bir taraftan da aileler de mesela, hep şeyden yakınıyoruz ya, dijital bağımlılıktan yakınıyoruz, ekran bağımlılığından yakınıyoruz. Bir taraftan da çocuğumuz kodlama öğrensin diyoruz. Nasıl olacak bu aileler için? Dolayısıyla şöyle bir şey yaptık. Yani bu versiyonda biraz daha ailelere yaklaştırdık ve bir kılavuz hazırladık. O kılavuz nasıl oynanır kılavuzu aslında size oyunu anlatıyor. Yani nasıl oynayacağınızı anlatıyor oyunu. Fakat o kılavuzu bitirdiğinde aslında sen kodlama öğrenmiş oluyorsun. Yani orada sana kodlamadan bahsetmiyor. Sana kodlama öğreteceğim demiyor. Fakat o oyunu oynamaya çalıştıkça aslında sonunda kodlama öğrenmiş oluyorsun. Aileler için çok önemli diye düşünüyorum. Evde verimli vakit geçirmek açısından. Hele ki şu dönemde çok daha önemli hale gelmiş olabilir. Yani bu anlamda ciddi bir değişiklik de geçirdi bu versiyonda. Şunu söyleyeyim, ücretsiz versiyonu yine öğretmenler için her zaman bedava, ama hani daha dayanıklı, uzun süre kullanayım, evde ailemle kullanayım, oynayayım, keyifli vakitler geçireyim dediğiniz zaman bu versiyon çok güzel bir versiyon. Evet, o Ben da sizin sitelerinizi de bir tür buradan açmak istiyorum. Zaten hepsine girmişim. Bu normal tosba.org ki bence daha farklı kanallardan da satışı planlıyorsunuzdur, planlayın. Evet, Yani evet. belki Aynen. bilmiyorum ya N11 tarzı mı olur artık onları siz mutlaka daha iyi bilirsiniz. Sonuçta e-ticaret sitelerinden veya belki daha farklı şeyden ama adresimiz tosba.org. Burada da hem detaylı çok da güzel bir sitede hem aileler için hem eğitim kurumları için hem de sosyal girişim yani Alp hocamızın güçlü tarafı devamlı bunu bir sosyal girişim olarak tutmaya çalışıp her alınan aslında kutu oyununda hayallerimvar.org sitesinde bu gördüğünüz pinler arkadaşlar ne yazık ki bilgisayarsız okullar doğru mu hocam?
Evet, yani 3'te 2'si yaklaşık. Bu kadar olacağını tahmin etmiyorduk biz. Yani eksik olan da yazıyor. Örneğin sınıfta normalde en azından bilgisayar laboratuvarında 10 tane bilgisayar olması gerekiyorken mesela benim 5 tane var diyor. Onlar da yazıyor ama gerçekten hiç bilgisayarı olmayan okullar bunun yarısından çoğu, yani 3'te 2'sine yakın hiç bilgisayarı yok. Oldukça büyük bir rakam. Hedefimiz ortaklıklar kurarak bu haritayı temizlemek. Yani burada belki oyunlaştırma tarafını size Estağfurullah. bırakırız. Tabii ki yani sonuçta eğer kabul edersiniz. Fakat hedefimiz, biz tek başımıza biliyoruz ki bunu yapamayız. Bir şekilde ortaklıklar kuracağız, destekler alacağız, ürünlerimizi satacağız ve bu haritayı bir şekilde Doldurmamız lazım. Evet. temizlemek istiyoruz yani açıkçası. Sloganımız da, oradaki slogan da bilgisayarım yok ama hayallerim var diye bir slogan var bakın yukarıda. Çok çok güzelmiş o da, evet. O nereden geldi? O gerçek bir slogan. Geçtiğimiz kodlama haftasında bir öğretmenin okulunda açtığı etkinliğin adı o. Yani bilgisayarım yok ama hayallerim var diye öğretmenin bir etkinlik açmış okulu için. Yani bu bir yakarış gibi, bir çığlık gibi geldi bize ve onu oraya koymak istedik. Umarım bir şekilde faydalı oluruz sosyal girişimde. Bence bunu da konuşalım tabii hocam. Burada mesela kurumların liderlik tablosu olabilir mi? Ya da işte belki bireysel bir liderlik tablosu olabilir mi? Ben 3 okula gönderdim, ben 5 okula gönderdim, ben 4 tane kutu oyunu aldım. Hatta kutu oyunu alıp gönderebilir yani. Hiç, yani normalde siz burada beklentiniz aslında siz kutu oyunu alın bir tane buraya gönderin. Var bir versiyon. Doğru Evet, mu? evet. Aynen, Bir de aynen öyle. direkt verme de var mı? Yani ben direkt 5 tane kutu oyunu işte neyse Tabii, kaçtıysa tabii. Tabii direkt ki. verme de var, değil mi? Tamam. Tabii, aynen öyle. Yani ister alan kişi isterse direkt alır ve gönderir. Ya da biz normalde kendi satışımız üzerinden şu anda çok fazla maliyetlerimiz el vermediği için 10 kutuya bir kutuyu ücretsiz gönderiyoruz. Ama hedefimiz birebir noktasına gelmek. Yani bir kutu satıldığında bir kutuyu mutlaka gönderebiliyor olmak. Şu anda maliyet skalasında o durumda değiliz. Evet. Bu Ama arada o o oyun çok kaliteli. görüyoruz. Yani matbaa tarafında şey hani ben de biraz anlayabiliyorum böyle. Şeyi çok iyi yapmışsınız. Mağazadan Evet. kaçmamışsınız. Eminim Evet, çok maliyetler yüksek çıkmıştır yani. şu sesi Evet. şöyle söyleyeyim. Yani iyi bir matbaayla çalıştık. Dolayısıyla o da kaliteden ödün vermedi. Biz de aslında çok zaten şey olsun istedik. Yani bu ilk defa kutuya basılıyor ve mutlaka güzel olsun istedik. Güzel bir ürün çıktı. Onun da ellerine sağlık diyorum. Burada başka Belki söyleyebileceğim işte şey çok önemli scale etme bir şey. anlamında da belki var farklı versiyonları yani bilmiyoruz çözüm bu Evet. sosyal inovasyon ya mesela 3D print acaba bunlar daha kolay Evet, daha küçük bir versiyonu cep versiyonu kodlama hani şunların belki evet. cep versiyonları falan olabilir mi? Siz sonuçta bunu kutu oyunu olarak bastınız ama belki Hı biraz daha iskambil gibi hani ne denir bilmiyorum ama iskambil Evet. olur ya böyle satılır el gibi böyle Aynen. hani. Ya şöyle, evet, tam olarak o tarz ürünler geliştireceğiz. Şu anda böyle pişmekte olan ürünler var arka tarafta. Ekip çalışıyor bir taraftan da. Yani ürün geliyor. Biz aslında ürün geliştirmeyi daha çok seviyoruz şey tarafından. Yani bu işin gerek olan tarafından. Bir de bu siteyi bir çok küçük Kazanmak göstereyim istiyorum. dedim. Zaten Tamam, Zeynep tabii. burayı bu arada hani çok seviyor kodlamayı. Geçen gün ya bunu böyle çok kısa tamamladı. Dediğin gibi burası 15 level galiba. Hemen tamamladı. Sonra bitince de böyle ya dedi üzüldü falan filan. Mecbur gittim şey açtım. Apple Osmo'yu açtım o akşam böyle hani devam etsin diye. Osmo'nun şeyi çok iyi hocam. Söyleyeyim ya bana diyorlar en beğendiğin kodlama şeyine. Yani kodlama yapma kısmı tabii ki çok karmaşık versiyonlar, örnekler var ama Osmo'nun hikayeleştirmesi çok güzel. Orada Osmo'da bir canavar var. Dağa çıkması gerekiyor. Dağ mesela ateşi çıkıyor dağın. İşte lav çıkıyor, üzülüyor, ağlıyor falan. Hep bir dağı görüyorsun bulutların arkasından Osmo'da. Bizim kız ondan çok etkileniyor mesela. Hani duygusal da yani neyi kodladığını görmek için devamlı bırakamıyor. Böyle bazen bir saate yakın kodluyor. Hani böyle oyun oynuyor aslında o. O dağı kurtarmaya çalışıyor. Ateşini düşürmeye çalışıyor. İşte ağlamasını durdurmaya çalışıyor. Hani mutlu etmeye çalışıyor falan. Ona narrative design derler ya hani şeyler, oyun Evet. konseptleri. O narrative bence genel olarak codingde eksik şu an. Hani neyi kurtardım, Eksik, nereye eksik. gidiyorum falan diye. O anlamda şey, bu kod.tospa.org'da da dijital versiyonunun yanılmıyorsam siz böyle bir sıralı halde 3, 6, 9, 15 level yapılabiliyor. Hani Scratch gibi Aynen düşünün ama oyunla birebir aynı. öyle. Şey çok güzel yani. Hani buradaki neyse o da o. Öyle söyleyelim.
birebir burada görebiliyorsunuz. Bunu da belki derslerde hani bilgisayar laboratuvarında bunu başlatıp belki sonra Evet, daha aynen karmaşık öyle. challenge'ları burada yapabilmek mesela olabilir gibi geliyor. Çünkü Evet. kodlamanın da bir laneti var. Hani illa bilgisayar laboratuvarında yapılır diye Şimdi düşünülebilir. fiziksel oyunun şöyle bir güzelliği var. Dijital oyunun bir başı ve sonu var ve bitiyor. Oysa kutu oyununu sınırsız şekilde ve hayal güçlerine göre desenleyebiliyorlar ve tekrar tekrar oynayabiliyorlar. Öğretmenlere hep şeyi tavsiye ediyoruz, o narratif tarafta mesela. Her kurduğunuz oradaki görevi ya da senaryoyu mutlaka bir hikayeye bağlayın. Burada hani en meşhur hikaye şeydir ya, tavşan ve kaplumbağa hikayesi vardır. Ben öğretmen kılavuzunda geçen sefer onu yazmıştık, önermiştik. Yani mutlaka demiştik ki bunu, eğer hele yaş düştükçe mutlaka bir hikayeleştirin. Örnek olarak da bu hikayeyle bunu yapabilirsiniz demiştik. Tuğba O hocam şimdi dinleyince böyle şey oluyordu, duramıyordur eminim de Tuğba hocam. tabii Yani tabii o şimdi drama da giriyor bu o işin içine hani açıkçası. Yani aynen öyle. işte benim kız da biraz drama sever. Tuğba da tanıyor. Mesela ben ona şey yapıyorum. Yani Kodris'te yaptık daha çok orada çünkü şeyler var. Tavşan oluyor, bir maymun oluyor. Bir hikayesi yokmuş gerçi. Dün sordum Kore'ye dedim ki tavşanın, maymunun bir şeyi var mı? Yok hocam o rastgele dedi falan. İşte kız şey dedi hani küçük hayvandan başlayıp büyüyormuş gibi ben öyle hani dedi. Bak şimdi maymun oldu. Maymun ol bakayım falan dedim. İşte maymun oluyor. Bak kolda diyorum sağa dönüyor falan. Yani biz böyle ufak şey de yapıyoruz ona. Canlandırma da yapıyoruz. Canım. Hani böyle. Çocuk ama tutucu oluyor. Tutuyor yani. Çocuğu bir şekilde kodlamada tutuyor. O anlamda Tuba Can'a dedi. Tosbağa çok acıkıyor. Tosbağayı besleyebilirler. Bak hemen orada bir hikaye gerekiyor. Çocukların dili bu çünkü ya. Yani Evet. hikaye ve oyun o anlamda gerçekten çok önemli olduğunu düşünüyorum hocam. Tabii son olarak toparlamak için saat 9 gibi de toparlıyoruz hocam. Hayalleriniz neler? Sizi dinleyen, şu an canlı yayında dinleyen ya da sonradan YouTube'dan dinleyen, GameFed kanalından dinleyen. Oyunlaştırma ile ilgili mesajı ben aldım. Hayallerim var Warp'ta. Ben de size dokunacağım. Bakalım neler yapabiliriz. Doğru kontaklar bulabilir miyiz? Özellikle bu işi hani biraz daha sosyal tarafına belki Oyundere, Women in Games'e falan oralara götürebilir miyiz yatırımcılara falan da onları da bir konuşacağım. Markalarla ilişkilerle ilgili. Sizin Tosbağ olarak işte kod.tosbağ.org var dedik. Tosbağ kutu oyunu var dedik. Alp hocamızın güzel bir yolculuğu var dedik. Keza işte bir hayali de var dedik. Bu Tosbağ'ı bütün Türkiye'ye açmakla ilgili. İş planınızda neler var? Mesela Kodris şey söyledi. Biz bir Arduino partneri bulursak ya da işte hani Lego var bir şey bulursak hani buradaki kodladıkları şeyi biraz daha onlarla entegre etmek belki hani oradan kodlayıp onu hareket ettirmek falan filan gibi. Robotik kodlama demek istemiyorum. O biraz daha farklı yerlere giriyor ama daha bu Jesse Schell'in işte Happy Atoms'u gibi hani çocuk olsun orada bir şey yapacak. Oradan geri bildirimi aslında dijitale taşıyacak gibi bir fiziki gene fiziksel dokunmatik ama kodlamayla bunun ölçülebilmesi, sürekliliği, bir haftanın bir haftaya bağlanması gibi bir yolculuk düşünüyoruz dedi. Sizin hayallerinizde sosyal tarafta değil, teknoloji tarafında neler var? Tamam. Ha şunu söyleyelim, belki değinmedik ama bu sosyal girişim yolculuğu aslında geçtiğimiz Aralık ayında bir ödülle taçlandı. 2019 İbrahim Budur Sosyal Girişimcilik Ödülünü kazandı TOSBA bu çalışmaları sonucunda. Dolayısıyla aslında başka adımlar atmak için biraz daha bizi şevklendirdi. O iş planı tarafındaki adımlarımızda öncelikli şu, yani hep söylüyorum, işbirlikleri. Yani güzel işbirlikleri biz de mesela Kodris'in dediği gibi biz de güzel işbirlikleri kurmak istiyoruz. Kodris'le de ve diğer bu alanda çalışan arkadaşlarımızla. Çünkü hep söylüyorum, yani tek başımıza yapamayız. İkinci adımda ve asıl hedef olarak, yani 2020'nin hedefi olarak, 2020 hedefi olarak şunu koyuyoruz. 2021 başında Ocak ayında Londra'da BED fuarında standımız olacak ve yurt dışına açacağız diye düşünüyoruz. Bunun da nedeni şu, eğer yurt dışına bir ürün taşıyabilirseniz ve yurt dışında o ürünü satabilirseniz, oradan bir fayda modelini Türkiye'ye çok daha iyi, çok daha kolay adapte edebilirsiniz. Dolayısıyla aslında yine okullarımıza, oradan da bir okullarımıza kapı açacağız. Belki Türkiye'nin yurt dışında tanınan birkaç eğitim teknolojisi markasından biri haline geleceğiz. Umuyoruz en azından. Bununla ilgili çalışıyoruz aslına bakarsanız. Yani Tosbağa Kutu oyunu bunun sadece ilk adımıydı. Bunu attık. Bunu güçlendireceğiz. Şeyi Başka biliyorsun hocam değil mi? Yani Milli Eğitim'in Türk İş Pavilyon diye geçiyor. Biliyorsun değil mi Evet. onu? Evet. Yani bence orada kesin açın yani. Açabilirsiniz. Çok yani tek başına stand açmak biraz iddialı.
maliyetlerden dolayı falan ama bu Türk İş Pavilion'da bence kesinlikle yer alınabilir. O konuyu da konuşalım. Yani bence olması gereken de bir konum diye düşünüyorum. Çok güzel hikayeler. Çünkü gerçekten yurt dışında da direkt kullanılabilir durumda yani şu an. Bir konum anlamında internasyonel bir yaklaşım. Demet hocamız sormuş. Marmaris'ten Demet hocamız kendisiyle çok samimi olduk. Sağ olsun bütün canlı yayınlarımıza geliyor. Geçen gün de şey kazandı. Canlanır mı demiş. Yani ben artırılmış gerçeklik diye anlıyorum. Yani aslında yine o Happy Atoms gibi hani fiziken Evet. başlayıp belki okutup hani çocukların okutarak bir şeyleri Evet. kodladığı şeyi görmesi belki ne bileyim işte dediği gibi Tuğba Hoca'nın hani drama olarak değil de kaplumbağanın kalkıp konuşması falan. Ya bunlar tabii çok keyifli şeyler ama acaba bunlar da planlarda var mı? Planlar da var bunlarda. Yani ürünleri bu kutu oyunu özelinde onu destekleyen yan ürünler gelecek. Daha da zenginleşecek yani kutu oyunu. O aslında kodun hani kod verdik ya o kod ileride başka kapıları açacak bir kod. Her kutudan çıkan o unique kod başka kapıları açacak. Dolayısıyla bu kutu sürekli zenginleşecek bir kutu. Yani aslında bakarsanız bunu aldım, oynadım ve bitti değil. Bu dönem dönem bir şey daha geldi. Kutuya şu özellik daha geldi. O kutuyla artık bunu da yapabiliyoruz diyebileceğimiz bir noktaya gelecek. Bu arttırılmış gerçeklik de bunun içinde. Hikayeleştirme de bunun içinde. Yani zenginleşecek sürekli. Dediğimiz gibi yani ürün gamını genişleterek bir uluslararası seviyede bir marka yaratmaya çalışıyoruz. Oradan da ülkemize bir fayda sağlamaya çalışıyoruz. Temelde yaptığımız şey bu. İşte öğretmenler tarafından öğretmenler için yapılan bir şey bu. Umuyoruz yani tüketici tarafında da bu kabul görür. Yani şu ana kadar öğretmenler çok sahiplendi. Hep diyorum yani öğretmenler devam et demeseydi biz devam etmezdik. Yani sürekli arkamızdan iten bir komünite olduğu için biz devam ettik. Fakat tüketici tarafı da umarım aynı şekilde sahiplenir. Hedeflerimize ulaşırız. Buradan bir de çağrı yapayım. Biz bu ileride söylediğimiz planlar için de ekip arkadaşları da arıyoruz. Hem girişimcilik tarafında böyle üniversite öğrencisi olması tercihimiz olur. Çok iyi olur. Hele BÖTE'lerde falan şu anda okuyan kodlamaya, bilgi işlemsel düşünmeye böyle açık arkadaşlar. Oyun bölümü olur mu? Olur, harika olur. Benim Yani sevdiğim şey genelde olur. bu arkadaşlardan ekibe böyle ufak ufak katılımlar istiyoruz ki onlarla birlikte çalışacağız ve büyüyeceğiz. Tosba Gönüllüler grubu var. Bir WhatsApp'ta var. Aynen. Oradan iletişim yapıyorsunuz. Bence Aynen oradan da öyle. bir gönüllü olabilirler. Sana ulaşabilirler büyük ihtimal. Veya Tosba'ya, sosyal medyaya Aynen. Sosyal ulaşabilirler. ulaşabilirler, mail atabilirler, kodlu@tospa.org adresimiz. Umarım tam olarak istediklerimize ulaşırız. Çünkü sonunda yine bizim ülkemize, öğretmenlere, kendi meslektaşlarıma fayda olarak dönecek diye umut ediyorum Son bir sorumuz var hocam. Sonra çok teşekkür ediyorum. Yani bir hocamız yazmış. Berna diye okudum ama gerçekten Türkiye'de bu kadar çok bilgisayar okul var mı diye. Bence daha çok var. Oraya sadece sizin çok var. girebilenler onlar. Yani benim aslında soruyu bir tık daha büyüteceğim. Gerçekten Türkiye'de şu an kodlama zorunlu ders ama bilgisayarsız okullarda kodlama dersinde ne yapılıyor? Tabii siz bunu çözmeye çalışıyorsunuz da var olan durumda ezizde ne var? Yani SWOT gibi düşün. Ve bunu Milli Eğitim niye çözemiyor? Yani kağıt kalemle hani normal bildiğimiz yani tosbağa değil normal A4 A4'le bile niye çözemiyor? Yani şöyle söyleyeyim. Milli Eğitim bunu çözmeye başladı. Bir proje geliştirdiler ve akademisyenlerden oluşan bir grupla bir kitap, etkinlik kitabı yazdılar. Etkinlik kitabının içerisinde de bilgisayarsız kodlamanın çeşitli böyle puzzle'larını içeren ya da işte ufak tefek böyle oyunlarını içeren çeşitli etkinlikler koydular. Fakat şöyle bir problemimiz var orada da. Bu kitabı basıp dağıtamadık yani. Sonuçta kitap dijitalde kaldı. Bir ikinci problem de şu. Ders kitabı olarak yani kodlama dersinde matematik dersi gibi matematik kitabı, kodlama dersinde kodlama kitabı gibi dağıtamadık. Evet, dağıtamadık. Bir diğer problem de başka bir şey. Yani bir şeyi kitap ya da ders formatına soktuğunuz zaman onun algılanışı biraz farklı oluyor biliyorsunuz. Yani ama oyun formatında bakın işte bu oyun, sen bunu oynayacaksın dediğin zaman ve oraya eğitsel kazanımlar yerleştirdiğin zaman çok daha etkili oluyor. Şimdi dolayısıyla oradaki aracı hani hep diyorum işte aslında araçlara çok odaklanıyoruz. Ne ile yaptığınızın çok önemi yok ama uygun olması önemli. Yani bunu oyunla da yapabilirsin işe yarıyorsa ki oyunla yap çünkü işte engagement diyoruz ya işte çok daha fazla seviliyor yani. Daha fazla ilgileniliyor. Bu anlamda şey var yani işte hep Peki dedim ya ekibin hocalarımız ne yapıyor yani kodlama dersinde bu şöyle bilgisayar genellikle okullarında? şöyle çalışıyor bilgisayar okullarda. Bazı okullarda Fatih projesi var.
ekrana yansıtıyorlar. Ama orada işte şey oluyor yani oradalar biraz böyle eski model bir tarz oluyor. Oysa kodlama tek başına böyle Kodlamıyor da öğretilebilecek izliyor gibi yani. diyor gibi aynen öyle. Ya da işte önce o kodluyor sonra işte bir arkadaşı kalkıyor sonra öbürü kodluyor gibi. Böyle bir işleyiş sürüyor dezavantajlı okullarımızda. Fatih projesinin hiç olmadığı okullar var. Yani belki sayıcı azalmıştır ama hiç olmadığı okullar da var. Bize bazen mailler geliyor. Hocam işte projeksiyonumuz yok okulumuzda Fatih projesi yok. Bize bunu sağlar mısınız diyor. Şimdi bizim böyle bir gücümüz yok ama bir taraftan diyorsun ki evet ihtiyaç da var yani bir şekilde o insana bunu ulaştırman gerekiyor ki dersini işleyebilsin. Burada işte dediğimiz gibi bilgisayar kodlama bir çıkış noktası. Doğru uygulanırsa aynı sonuçları veriyor. Yani burada şundan çok mutluyum. Tospa ile ilgili yapılmış akademik çalışmalar var. Yani içerisinde Tospa kullanılarak şeye bakmışlar örneğin. Dijital araçlarla aynı motivasyonu sağlıyor mu diye bakmışlar. Ve arada bir fark çıkmamış. Yani dijital araç ne kadar etkiliyse eğer doğru kullanırsa bilgisayar kodlama araçları da aynı etkiyi veriyor. Yani işte şey burada şey önemli. Çok sevdiğim bir söz var. Şey diyor. Biyoloji ne kadar mikroskoplarla ilgiliyse bilgisayar bilimleri de o kadar bilgisayarın kendisiyle ilgilidir diyor. Önemli olan araçlar değil. Bilim araçlara odaklanmaz. O araçları kullanarak elde ettiğiniz faydaya bakar diyor. Yani dolayısıyla şey önemli yani elinizde ne olduğu değil de onun nasıl kullandığı çok da önem kazanıyor bazı durumlarda. Şu anda şeyde bilgisayar okullarda hala öğretmenlerimiz sıkıntı çekiyorlar. Bazı öğretmenlerimiz kendi çabalarıyla işte biliyorsunuz okul aile birlikleri var. Etrafta belki hatırlı iş adamları oluyor. Bir şekilde toparlamaya çalışıyorlar kendi okullarını. 3-5 tane bilgisayar koyuyor sınıfına işte 5 bilgisayarlık bir laboratuvarcık yapmaya çalışıyor falan. Bu çabalar içerisinde yeni atanan öğretmenlerimiz oldu mesela. Yeni atamalar yapıldı. Sanıyorum şu anda bu dönemde 200 civarında bilişim öğretmeni atandı okullara. Şimdi bu öğretmenlerimiz okullarına gittikleri zaman şu anda daha kapalı okullar sanıyorum başlayamadılar görevlerine ama muhtemelen bilgisayar bulamayacaklar. Yani 200 bilişim öğretmeni önümüzdeki Eylül ayında ben bu laboratuvarı nasıl toparlarım diye kara kara o şekilde göreve başlayacak. Dolayısıyla hepimiz aynı yollardan geçiyoruz. Bir şekilde toparlamaya çalışıyoruz. Kendi sorunumuzu kendimiz çözmeye çalışıyoruz bilişimciler olarak. Öyle söyleyeyim. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Bence çok önemli bir sosyal proje. Sosyal bacağı kuvvetli sizin içinizin verdiği değerlerle beraber sadece bir kodlama projesi gibi durmuyor Tospa bana sorarsanız. Sosyal girişim, sosyal fayda, paylaşım çok daha önemli ortaya çıkıyor Tospa'da. Mutlaka hedeflerinize giden yolda da bu yolda biz de yardımcı olmaya çalışacağız. Bu yayını dinleyen arkadaşlar da mutlaka size ulaşsınlar, takip etsinler en kötü ve oyunu edinsinler internetten. Takip etmek de desteklemektir ve bunu paylaşmak da desteklemektir. Alp Hocam dediğim gibi ben çok fazla akademisyenle biliyorsun çalışıyorum. Senin de yüreğine sağlık. Çok fazla Neyse çünkü oğlum. bir sürü akademisyenle iş yapmaya çalıştığımızda genelde duyduğumuz laflar hep yoğunuz. Hocam biz dönem sonu düşün. Hocam şunu yap diye. Ben seni neye çağırsam son kitabına da çok katkı verdin oyunların gücü adına. Orada da Onu tabii daha evet, konuşamadık. şurada, evet onu lansmanı yapamadık. Hani böyle ufak bir lansman. Evet, alalım Çok arkadaşlar. arası. Güzel Çok kitap. arası. Teşekkür ederiz. Yani birlikte bir şeyleri yapabilme gücü, o duygun çok de yan yana görüşeceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Yarınki Ben teşekkür yayınımıza ederim. geçiyorum. Herkese Tosba ekibinden selamlar. Yarın da kodlamanın çok sevdiğim benim hani dostum Merve'lerin Ya yaptığı onlara buradan selam. Ben araya gireceğim ama selam söylemek istiyorum. Kolaylıklar, başarılar diliyorum. evet. Yani Kral Şakir'le kodlama korsanları acayip heyecan verici. Bende de var. Yarın yine kodlamayı günümüzü, haftamızı Kral Şakir'in kodlama korsanları kutu oyunuyla tamamlayacağız. Biz oynadık, çok keyif aldık, çok eğlenceli.
kartlarla görevler var. Yani biraz Monopoly tarzı dönerek tamamlanan bir parkur mantığıyla kutu oyunu yapılmış. Ama evet yani Kral Şakir var içinde, Necati var, Canan var. Canan kartları daha güçlü çünkü akıllı o kız falan gibi. Merve Nurlar çok güzel bir iş çıkarmış. Yarın Instagram'da onlar da bir tane kutu oyunu hediye edecekler. Kurgusunu konuşmadık şu an ama bu kodlama korsanlarını, Kral Şakir versiyonu ve kitabını, tabii kitabını da yazdılar. Merve Nur Horasan Yıldız'la yarın yine oyunlaştırma saatimiz 20.20'de bekliyoruz izleyenler. Alp Hocam, Tuba Hocam ve tüm ekibe de selamlar. İyi akşamlar diliyorum. Selamlar. Selamlar olsun. Görüşmek üzere. Herkese selamlar. Yarın görüşmek üzere.